Biz kendisiyle birlikte bir etkinliğe katıldık ve ben orada kendisine sadece bir soru sordum. Dedim ki, İstanbul Sözleşmesi'nin bir gece yarısı bir kişinin iki dudağının arasına sıkışmış bir kararla fesih edilmesi için ne düşünüyorsunuz? Bu konudaki fikriniz nedir dedi. Toplantıyı terk etti. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Aka, Yaşamak Protokolü'nün imza töreni için geldiği Edirne'de İstanbul Sözleşmesi'ni CHP iktidarında yeniden uygulamaya koyacaklarını söyleyerek İstanbul Sözleşmesi üzerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'a eleştirilerde bulunmuştu. Edirne eşitlikçi bir kent. Burada aydın erkekler, eşitlikçi kadın var ama her kadın da eşitlikçi değil. İstanbul Sözleşmesi'nden bahsetmişken AKP milletvekili Fatma Aksal'a değinmeden edemeyeceğim. Kendisi biliyorsunuz aynı zamanda KEFEK Başkanı, yani Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı. Dolayısıyla ne beklersiniz ondan? Kadın haklarına sımsıkı sahip çıkmasın, değil mi? Biz kendisiyle birlikte bir etkinliğe katıldık. Ve ben orada kendisine sadece bir soru sordum. Dedim ki, İstanbul Sözleşmesi'nin bir gece yarısı bir kişinin iki dudağının arasına sıkışmış bir kararla fesih edilmesi için ne düşünüyorsunuz? Bu konudaki fikriniz nedir dedi. Toplantıyı terk etti. Ben sadece soru sormuştum. Sanıyorum verecek cevabı yok ki. Bizlerin mecliste fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür milletvekillerine ihtiyacımız var değerli arkadaşlar. Kadın hakkını savunuyormuş gibi yaparak savunamazsınız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Nazlı Akan'ın söylemlerine sosyal medya üzerinden cevap verdi. Başka bir toplantısı olduğu için söz konusu toplantıdan ayrıldığını belirten Aksal, işiniz gücünüz yalan dedi. Aksal, Sayın Nazlı Aka, işiniz gücünüz yalan, başka bir toplantım olduğu için ayrıldığım toplantıda meydanı boş bulup arkamdan atıp tutmuşsunuz. Aynı yalana Edirne'de de devam etmişsiniz. AK Parti iktidarında kadın hakları konusunda bizim yaptıklarımızı siz hayal bile edemezsiniz. Siz İstanbul Sözleşmesi'ni bırakın da kendi partinizde yaşanan taciz, tecavüz olaylarına bakın. Hazır Edirne'ye gelmişken CHP'li Edirne Belediyesi'ndeki taciz, tecavüz iddialarından başlayın ifadelerini kullandı.